İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı, seçim çalışmaları kapsamında Karagözler Mahallesi'nde bulunan tersaneyi ziyaret etti. Saatçı, bölgenin Fethiye'ye yakışır bir hale gelmesi için özverili bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti. Tersane çalışanlarının sorunlarını dinleyen İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı, çalışanların zor şartlar altında tekne imalatı yaptığını söyledi. Bölgenin problemlerine yönelik çözüm önerileri sunan Başkan Adayı Saatçı, öncelikle tersanenin çevresinin temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Siz burada gerçekten müthiş eserler ortaya koyuyorsunuz. Yani bu anlamda hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir denizsever olarak, bir denizci olarak. Ama çalışma şartlarınıza bakınca, yani bu çalışma şartlarında insanların çalışıyor olması bile inanın vebaldir ya. Hiçbir sosyal güvenceniz yok. Hiçbir sosyal donatınız yok. Affedersiniz, doğru dürüst tuvalet yok. Bir soyunma kabini yok. Bir duş alacağınız yer yok. Allah var yani, yemek yiyeceğimiz yer 10 numara. Ona itirazımız yok. 10 numara yani. Arkadaşlara, onlara teşekkür ediyorum. Böyle bir yerde bu kadar güzelliği sağlanabiliyor. Demek ki ben şuradan örnek alıyorum. Böyle bir sanayi yerde, böyle bir işletme olabiliyorsa biz burayı da aynı hale getirebiliriz. Çalışma arkadaşlarımız olarak. Yani burada tersan sahibi kardeşlerimiz olarak. Ben taşınacağım konusunda pek umutlu değilim, açıkça ifade edeyim. O zaman burasının bu halde sürdürülebilirliği mümkün değil. Burada biz de sorumluluk alacağız yerel yönetim olarak. Siz buradan ekmek yiyen ve harikalar yaratan ustalarımız ve çalışan kardeşlerimiz olarak sizler de fedakarlık yapacaksınız. Her iki tarafı da Fethiye'ye yakışır hale getireceğiz. En kötü ihtimalle şu denizimize giden kirliliği engellememiz lazım. En azından burada. Ne sizin yaptığınız tekneler, ne boyadığınız tekneler, bu deniz kirlendiği hal şeklinde olduğu takdirde hiçbir anlam ifade etmeyecek. Kokan bir denizde ne tekneyle gezmek ister insanlar, kirli bir denizde, ne de buraya gelip limanda konaklamak ister. O anlamda olmazsa olmazımız bir yerden bismillah deyip başlamamız lazım. Hani sular çekildiğinde bir ya da iki tane deniz yıldızını koşarak denize atıp kurtarma zihniyeti var ya, bunu başlatıp bizim bu bölgeyi sizlerle istişare yaparak, mimar arkadaşlarla getirerek ama betonlaştırma. Ama burada güvenlik ızgaraları denizin kirlenmesini engelleyecek. En azından bu tedbirlere beraber kalmak zorundayız. Biz yerel yönetim olarak bunları yapmak boynumuzun borcu. İnşallah da yapacağız. Çünkü ben hem komşunuzum hem denizciyim. Yani biliyorsunuz birbirimizi anlatmamıza gerek yok. Temel problemler belli. 2004 yılıydı Sayın Ulaştırma Bakanı'ydı o zaman Binali Yıldırım. Gelip Karahut'ta yeri belirlediğimiz zaman yıl 2004'tü. Olmuyor demek ki. Demek ki taşınamıyor. Taşınamıyorsa burası da bu halde olur mu olmaz arkadaşlar. Gecekondu ya. Siz Gecekondu'da 5 yıldız otel çıkarıyorsunuz ortaya. Müthiş eserler çıkarıyorsunuz ortaya. Bu anlamda biz inşallah görevimize tevdi olursa bir insandan itibaren en azından lokalde bu işin nasıl olacağını hep beraber bismillah deyip göstereceğiz. Yükün ağır kısmını ben alacağım. Sizlere fazla yük yüklemeyeceğim. Ama burası duşu, tuvaleti, soyunma kabini, altında beton olmadan, toprağın üzerinde, biraz önce Kadir Başkan da söyledi, Hasan kardeşim de söyledi. Bu yolun güvenliği, yani ambulans ve itfaiye anlamdaki güvenliği, polis ya da güvenlik hizmetlerinin ulaşılması anlamda güvenliğini sağlamak için fazla değil şurası 500 metre. Hisait'in suyunu bizim kanalizasyonun sistemine bağlamak için izin veren orman müdürlüğü herhalde bu yolun bypass için izni verir. Evet. Hiç o kadar rahat olun yani. Rahat olun. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biliyordunuz yani şurası kelebek gibi oluyordu sabahları akşamları.